Efeoğlu'ndan herkese merhaba. Ben inşaat mühendisi Faruk Aslan. Bugün Mimar Türker Bey'in bizim için tasarlamış olduğu M20-2040-41 kodlu projeyi değerlendireceğiz. Projemizde hangi hususlara değineceğiz? Bir, gizli oluk, yani gizli çatı dediğimiz gizli oluk uygulamasının bizlere nasıl sıkıntılar getirebileceğini ve bunları nasıl aşacağımızla ilgili bir çözüm önerisi getireceğiz. İkinci bir husus, bu granit seramik diye tabir edilen malzemenin cephede uygulanmasıyla ilgili bize ne tür sorunlar olabilir, maliyeti nasıl arttırır, onları konuşacağız. Artı binamızın genel maliyet analizini yapıp hangi uygulamalardan vazgeçmemiz durumunda binamızı daha ekonomik olarak yapabiliriz, onları görüşeceğiz. Artı statik olarak binanın çözümlemesiyle ilgili herhangi bir sorun var mı, onlara değineceğiz. Ve son olarak da binanın cephesinde gördüğümüz şu pergola alanının statik olarak taşınıp taşınamayacağını sizlere anlatmaya çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Şimdi birinci uygulamaya geçelim. Evet, gizli oluklar gerçekten çok güzel ve şık gözüküyor. Binaya farklı bir hava katıyor, modern bir hava katıyor. Ancak eski insanlar sürekli suyu bir an önce binadan uzaklaştırmak. Yani tek dertleri oymuş. Çünkü binanın içerisinde bir şekilde su kalırsa bu su bir şekilde bir yolunu bulacak. Bir gün şartların olgunlaşması ve oluşmasıyla ekstremum dediğimiz aşırı iklim koşullarında bunlar bir şekilde patlak verip binaya su bastırır. Yani binaya da su bastığı zaman gerçekten binanın hiçbir anlamı yok. Ciddi manada hem binayı yapan müteahhitlik için çok ciddi bir sorun, hem de binanın kullanıcıları için gerçekten çok baş ağrıtan, sıkıntılı bir süreç. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi burada yağmur yağdığı zaman bir şekilde su gelip bu oluklara çarpıyor. Yani buradaki gizli oluğa geliyor. Bu gizli olukta belli bir seviyeye geldikten sonra şuradan oluklar yolu bulup aşağı iniyor. Bunları bazen olukların inişlerini gizli yapılıyor, bazen açık yapılıyor. Açık yapılması yine gizli yapılmasından bir derece daha iyi. Çünkü tıkanması durumunda burada müdahale daha kolay olacaktır. Gizli yapılması durumunda da müdahale zor olacaktır. Peki diyelim ki yaprak oldu, efendime söyleyeyim yukarıdan rüzgarla bir poşet tarzı bir şey geldi ve bu olukları tıkadı. Bu oluklar tıkandıktan sonra eğer yağmur yağarsa bu oluk çatı seviyesi muhtemelen buralarda ya da şuralarda, özür dilerim, şuralarda. Su bu oluğu taşıyacak kadar doldu ve arkaya doğru binanın içine basmaya başlayacaktır. Bundan da korunabilmek için, yani mekanik buhar, basınçlı buhar kazanlarında emniyet valfi diye bir şey vardır. O da basınç belli bir seviyenin üzerine çıktığı zaman içerideki buharı dışarı atar veyahut da içerideki basınçlı gazı emniyet valfinden dışarı atar ve patlama olup can kaybı, mal kaybını engeller. Bizim de aklımıza böyle bir sistem geliyor. Yani cepheden şu oluk seviyesinin, diyelim ki buradaki oluk yaklaşık olarak 15 santim derinliğinde ise, bizim de 13 santim yukarıdan şöyle bir emniyet valfi oluşturup ve bu valfin dışına da damlalık olacak şekilde estetik bir görünüş verebilirsek veyahut da böyle binanın çok gözüken yerlerinden değil de daha çok gizleyebileceğimiz alanlarından böyle bir dışarıya doğru çıkış verebilirsek, bu durumda olukların tıkanması durumunda ve bu emniyet valflerinden su gelmesi durumunda binanın sahibi anlayacak ki oluklar tıkanmış, hemen hızlıca müdahale edecek ve bu gizli olukla ilgili sorun ortadan kalkmış olacak diye düşünüyoruz ve bundan sonraki binalarımızda da bu şekilde bir uygulama yapmayı uygun görüyoruz. Tabii sizin de tavsiyeleriniz varsa bize yorumlar kısmından bu konuyla ilgili tavsiyelerinizi paylaşırsanız ve akıl akıldan üstündür, belki çok daha güzel bir çözüm bize sunabilirsiniz. Ardından ikinci bir tarafına geçiyoruz. Yapı statik olarak taşınması mümkün mü diye bakacağız. Şimdi incelemelerimize göre şu kısımdaki atım 5,5 metre civarında. Şu salon kısımdaki şu boyuna uzunlukta 4 metre 10 santimetre. Biz daha önceki çelik yapılarımızda da bu düzeydeki açıklıkları rahatlıkla geçtik. Yani bu yapıda şu doğrultuda kirişlerimizi çalıştırdığımızda ağır çelikle ilgili döşemede en azından bir ihtiyacımız yok. Ancak şu doğrultuda çalıştırdığımız kirişler bu durumda şu pencerenin üzerine basacak ve buradaki kirişi aşırı zorlayacaklar. Muhtemelen şu pencereyi çepeçevre saran N şeklinde bir ağır çelik çözümüne ihtiyacımız olacak. Ayrıca bu çözüm yine şuradaki pencere kısa olmasına rağmen şuradaki atım buradan 1,5 metre fazla olduğu için yine buraya da bir ağır çelik detayı gelecek ve bu ağır çeliğinde binaya kısmi olarak bir maliyet olacak. Ayrıca Türker Bey'in yaptığı tasarımda şu hususa değinmeden de geçmek istemiyorum.
gerçekten bugünkü projesinde şu mutfak, yemek odası ve salonun birbirinden bağımsız olması ve sirkülasyon alanında bu olmamış olması çok hoşuma gitti. Burada güzel bir çözümleme yaptığını kendisine söylemek istiyorum. Eline sağlık. Bakıyoruz. Ağır çelik detaylarımızdan bahsettik. Cepheye yapılacak olan granit seramik kaplama. Burada da ayrıca Türker Bey'in yaptığı totem tarzı bir yapı da var. Bu da yine bizi binayı korumak açısından zorlayacak. Yani burada iki seçeneğimiz var. Ya seramikleri mekanik olarak alüminyum cephe giydirme veyahut da ona benzer bir cephe giydirme yaparak seramikleri onlara yerleştireceğiz. Veya kimyasal olarak seramikleri yapıştırıp o şekilde bir yapı oluşturacağız. Ancak ben şu anda cepheye mekanik olarak yapıştırılması taraftarıyım. Cepheye mekanik olarak yapıştırılması durumunda da totemler bize aşağı yukarı bu granit totem efendime söyleyeyim ve şu cephede kullanılan granit seramiklerin cephe giydirme şeklinde yapılması durumunda da %5 civarında binamıza bir maliyet, ilave maliyeti oluyor bu sistemin. Ağır çelik hususlarından bahsetmiştik pencere kısmında ve o atımların biraz fazla olması da biraz çelik miktarını arttıracak. Oradaki geniş açıklıklar ve pencere alanlarından dolayı kullanacağımız ilave çelikten dolayı da %2 civarında bir ilave maliyet gelecek bu projeye. Cephenin komple Bordex üzeri mineral sıva uygulaması var şu kısımlarda. Yani ciddi manada da bir Bordex üzeri mineral sıva uygulaması var. Bunun da betopan tarzı bir uygulamayla geçilmesi durumunda %3 civarında bir ilave maliyet getiriyor. Bu maliyet de ortadan kalkacaktır. Ayrıca ıslak hacim birinci kattaki banyo var. Vestiyer arkası WC var. Ve üst katta da iki tane daha ıslak hacim var. 4 tane ıslak hacim var. Bu ikiye indirilmesi durumunda da yine yapının genel maliyetinden %2 civarında bir indirim bizleri bekliyor. Son olarak da pergola sistemine bakacağız efendim. Bu pergolalar da birazcık çıkıntısı fazla olmuş. Bu düzeyde bir açıklığı geçmek bizi bayağı bir zorlayacak. Aslında şu çelik yapı olarak yapılması durumunda ve betonarme olarak yapılması durumunda iki tane farklı durum düşünmemiz gerekiyor. İkisinde de yine zor bir uygulama. Aslında bunun cepheye çelik halatlarla bağlanabilirdi. Galiba Türker Bey mimari olarak, estetik olarak biraz kötü gözükeceğini düşündüğü için bu pergolayı çelik halatlarla bağlamamış. Çelik yapı yapılması durumunda bunu ağır çelik olarak şöyle duvara gömebiliriz. Ama o da yine bizi biraz zorlayacak gibi duruyor. En iyisi burada belki uç kısma bir dikme yapılarak değil de biraz daha geride bir kolon, taşıyıcı bir kolon şeklinde onu da separatörle saklayarak, zaten bu cephede sürekli bir separatör var. Acaba burada da bir separatör kullanılırsa da bizim pergolayı imal edememiz için hiçbir sebep kalmayacak. Ayrıca da bu separatör kısmının devamlılığı da sağlanmış olacaktır diye düşünüyorum. Bu da Türker Bey'e bir tavsiyemdir veyahut da ev yaptırmak isteyen izleyicilerimiz de bu konuyu değerlendirebilirler. Benim projeyle ilgili yorumlamalarım bu kadar. Eğer değinmediğimiz bir husus varsa yorumlar kısmından bize yazarak ulaşabilirsiniz. Size en kısa zamanda geri dönüp cevaplamaya çalışacağız. Tavsiyelerinizi ve sorularınızı bekliyoruz. Herkese iyi günler. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.